Elhamdülillahi lezî hedâne alî hâdâ. Ve mâ kûnnâ linehtedîye levlâ en hedânallâh. Ve mâ tevfîkî ve itisâmî illâ billâh. Lekad câet rasûlü rabbinâ bilhak. Sallû alâ rasûlinâ Muhammed. Allahu sallu ala tabib kulubina Muhammed. Sallu ala şefi'i dunubina Muhammed. Allahu sallu. Euzu billahi es-semi'il alim mineşşeytanir racim. Rabbi euzu bike min hemzatiş şeyatin. Euzu bike rabben yahturun. Bismillahirrahmanirrahim. Tilke rusulü faddalna ba'dahum ala ba'd. Minhum men kellem Allah ve rafa'a ba'dahum derecati ve ateyna İsa ibn Meryem el beyinati ve eyyednahu bi ruhil kudüs. İlâ ahir ilâhi sadakallahu l-azîm. Allahümme enfa'nâ bil Kur'an l-azîm. Mübarik lenâ fîhî velhamdülillâhi rabbil âlemîn. Estağfirullah el-hayyel kayyum. Hassantukum bil hayyel kayyum illezî lâ yemûtu ebedâ. وَدَفَعْتُ عَنْكُمُ السُّوءَ بِلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ. Allah-u Teala bizleri hidayete davet etmek üzere peygamberler gönderdi. Bize en üstününü gönderdi. En faziletlisini irsal buyurdu. Bundan dolayı bize çok üstün şeref bahşetmiş oldu. Onun mucizelerinden konuşuyoruz birkaç haftadır. Herhalde haftaya da bir iki mucize ile beraber biter. Onun mucizeleri bitmez de bu İmam-ı Azam Efendimiz'in kasidesinde beyan ettiği mucizelerden örnekler biter. Ondan sonra yine derslerimize başlayacağız. 54 farzdan dersimiz var. Kutsi vaazlardan dersimiz var. Bayağı derslerimiz var. Onları da tamamlarız inşallah. Peygamberlerden bir kısmı diğerlerinden üstündür. Peygamberler arasında eftaliyet farkı vardır. Bunu inkar ediyorlar ama bu doğru değildir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem "La tufaddiluni ala Yunus ibn Metta." Beni Yunus peygamberden üstün tutmayın. "La tughayyiru beynel enbiya," peygamberler arasında böyle seçim yapmayın şeklinde hadis-i şerifler buyurmuştur. Ama bu hadis-i şeriflerin manası bir peygamber diğerinden üstün olmaz demek değildir. Bu imanda ayrım gözetmeyin demektir. Nasıl ki amene rasulü de vardır. La nüferriku beyne ahadin min rusulü. Peygamberlerden hiçbirinin arasında ayrım yapmayız. Bu ne bakımdandır? İnanmak bakımındandır. Yani ona inanırım, ona inanmam demeyiz. Bunu diyen kafir olur. Ama üstünlük bakımından ayrım var mıdır? Vardır. Şimdi adam bizim peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem diğer peygamberlerden üstün olmadığını söylemek için bu hadisleri delil getiriyor. Hangi hadisi? Beni Yunus'tan üstün tutmayın. Veya peygamberler arasında böyle bir ayrım seçim yapmayın. Halbuki bu Yunus'tan üstün tutmayın hadisi tevazu için söylenmiştir. Bir de sebebi nedir? Yunus aleyhisselam ümmetini bıraktı kaçınca azap gelecek meselesinden sahabe-i kiramdan bazıları yani nasıl işte bir peygamber de böyle yaptı yapılacak iş mi gibi bir düşünceye kapılıp da bir peygamber hakkında yanlış bir düşünceye insanlar sahip olur da tehlikeye giderler iman bakımından diye buyurmuştur ki bunda Yunus'a kabahat bulmayın. O masumdur. Bütün peygamberler masumdur. Onun için beni bile Yunus'tan üstün tutmayın yani. Yunus az peygamber mi? Demek için tevazu bir de insanların Yunus Aleyhisselam'a karşı kaçtı maçtı lafları yaparak itikatları bozulmasın diye özellikle Yunus'tan üstün tutmayın demiştir. Ondan sonra yine sallallahu aleyhi ve sellem salavatullahi aleyhi nebine alim ecmain tevazuları var. Mesela Yusuf aleyhisselam hapiste 12 sene kalmıştır.
12 sene sonra rüya tabir ettiği zaman biliyorsunuz, onun kasetlerini de yaptılar, dinliyorsunuz. En güzel kıssadır. Efendim, ne yapmıştır? Kralın rüyasını tabir edince çok memnun olmuştur bundan. Kimdir bu, bana getirin falan. Elçi gönderip de hadi hapisten çıkıyorsun, kral seni çağırıyor, hükümdar. Melik senin tabirini çok beğendi falan. Neyse, o mesele uzun. Ne demiştir? Fes'elü mâ bâlu nisbetillâti kattâni eydiyehûn. O ellerini kesip doğrayan, benim güzelliğimi görünce hayran kalıp ellerini kesip doğrayan o kadınların durumunu bir sor bakalım, o neymiş o mesele. Çünkü beni buraya bir iftira ile attılar. Tabii Züleyha validemiz sebep oldu o işe o zaman. Onun için ben temize çıkmadan, yani ben böyle bir şey yapmadığıma dair temize çıkmadan ben hapisten çıkmam. Ben burada kalırım. Bunu tespit etsin, araştırsın. Kadınlar toplasın, sorsun falan. İşte adam o zaman sorunca Züleyha validemiz itiraf etti ki onun bir suçu yok. Ben bu oyunu kurdum şeklinde. O olay gerçekleşmeden çıkmadı hapisten meselesinde. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuştur. Yusuf kardeşime Allah rahmet etsin. Eğer ben 12 sene hapiste kalsaydım da sonra kraldan bana haber gelip hadi çık denseydi, ben onun gibi böyle temize çıkayım, memize çıkayım diye beklemezdim. Hemen çıkar giderdim. Yani o çok sabırlı çıktı. Ben onun kadar sabredemezdim. Diye bir hadis-i şerif var. Sahittir. Bu ne bakımdan söylenmiştir? Tevazu bakımından söylenmiştir. Yoksa Resulullah'ın sabrı sallallahu aleyhi ve sellem nerede? Bütün peygamberlerden her bakımdan üstündür. Sabrı da hepsinden üstündür. Böyle tevazuları vardı. Rahmetullahi Musa, Allah Musa kardeşime rahmet etsin. Lekad udiye bi ekthera min hada fe sabar. O benden çok eziyete uğradı, sabretti. Burada halbuki en fazla eziyet çeken kimdir? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Şimdi nereden anlıyoruz bunlar tevazu için söylenmiştir? Başka hadiste diyor ki ma'udiye nebiyyü misle ma'udiyitü. Benim çektiğim eziyeti hiçbir peygamber çekmemiştir. Şimdi buradan anlıyoruz ki öbür hadisler ne manadadır? Tevazu babından söylenmiştir. Şimdi bütün bunları bırakalım. Adam uğraşıyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diğer peygamberlerden üstün değil. Haşa ve kelle. Bütün bunları biz bırakalım. Hadisleri de hani kendileri zaten mealci değil mi? Ayet varken hadise bakarlar mı? Hatta hadise hiç bakmazlar işlerine gelmediği zaman. O zaman biz de aramızda hakem kim yapalım? Kur'an'ı hakem yapalım. Ne buyuruyor Kur'an-ı Kerim? وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ. Peygamberlerden bir kısmını diğer bir kısmından üstün tuttuk. Bu İsra suresindedir. Şimdi okuduğum Bakara suresindedir. تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ. O peygamberlerin kimini kiminden üstün kıldık. Bu ayetler varken daha hadisten delil alıp da Resulullah buyurdu ki beni Yunus'tan üstün tutmayın. Onun için üstün tutmamak lazım. Bak bak sahtekarlığa bak. Öyle bir şey olabilir mi burada? Ayet-i kerimeler var üstün tuttuk diyor. Tamam. Bazı peygamberler diğerinden üstün olduğu ayetle sabit olduğuna göre kim kimden üstün meselesine gelin. Kim kimden üstün olduğuna geldiğimiz zaman da Resulullah'ın hepsinden üstün olduğunda sallallahu aleyhi ve sellem şüphe o zaman onu göster. Bu ayette bazısı bazısından üstün diyor. Bu bazısı kim? Üstün olan bazısı kim? Kimi göstereceksin o zaman? Fasbir kema sabara ulul azmi minar rusul. Peygamberlerden ulul azm olanlar sabrettiği gibi sen de sabret. Ulul azm olanları üstün tutmuş. Ulul azm kaç tanedir? Beş tanedir. Nuh aleyhisselam, İbrahim aleyhisselam, Musa aleyhisselam, İsa aleyhisselam ve Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem. Bunların içerisinde de en üstünü Muhammed Mustafa'dır. Sallallahu teala aleyhi ve sellem. Sahabe-i kiram bir gün mecliste konuşurlarken birisi Musa aleyhisselamı çok methetti. İşte Allah ile konuştu, şöyledir, böyledir falan. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dinledi. Sonra öbürü İsa aleyhisselam methetti. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dinledi.
En sonunda ne buyurdu? Musa hakkında metiyeler yaptınız. Tabii nereden öğrendiniz? Hep ayetten, hadisten, hep benden öğrendiniz. Methettiniz. Resulullah buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Ben demiyorum size benden öğrendiniz. Mübarek siz. Belki başka yerlerden de öğrenirsiniz. Peki o sizin dediğiniz gibidir. Medyeniz yerindedir. İsa aleyhisselam hakkında bir şeyler medyeler yaptınız. O da sizin dediğiniz gibidir falan falan. Hepsini Musa kelimullah, İsa ruhullah, tamam. Ama ve ene habibullah, ben Allah'ın sevgilisiyim dedi. Yani bu sevgili vasfı hiçbir peygamberde yoktur. E kendi de bunu beyan etti. Ene seyyidü veledi Adem, ben Adem oğullarının efendisiyim. Adem oğullarının efendisiyim ve la fahr. İftihar için söylemiyorum ama Allah da bunu, beni böyle yaptıysa da bunu gizleyemem. Onun için bu üstünlük inkar edilemez. Diğer peygamberlere verilen mucizeler kabul ediliyor. İşte minhum men kellem Allah, öyle peygamber var ki Allah ile konuşmuştur. Musa aleyhisselam. Adem aleyhisselam da cennetteyken konuştu. Peki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem konuştu mu? Konuşmaz olur mu? Hem de görüştü. وَرَفَعَ بَعْضًا فَوَقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ. Bak Allah diyor bazı peygamberi bazısından derecelerce üstün kıldı. Yine söylüyor bak ayetin devamı. وَاَتَيْنَا عَيْسَمْ لَمَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ. Meryem oğlu İsa'ya ne verdik? Çok açık mucizeler verdik. Ölüleri diriltiyor muydu? Ayetle sabittir. وَوْحِي الْمَوْتَى بِيِذْنِلَّهِ. Allah'ın izniyle ölüleri diriltirim diyor. Ayette de söylüyor bunu. Şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ölüleri diriltmiş midir? Diriltmiştir. Ama bunu dedim. Bu hadisler zayıf. Yahu kardeşim senin imanın zayıf. Adamın biri öyle dedi. Lokantaya gittik, iftar ettik. Aşağı kata indik, namazı kıldık. Ondan sonra akşamı işte kıldık da çıkarken oradaki aşçı başı da bana biraz işte hocam nasılsın, iyi misin falan falan. Bana dua et falan. E, sen de bana dua et. Ya dedi ben oruç tutamıyorum falan. Hastaysan dedim fidye verirsin falan. Yok hasta da değilim dedi. İradem çok zayıf. Öğlen ikindiye kadar dedi bozuyorum hep. Bir şey de diyemedim şimdi. Ulan hasta değilsin bir şey değilsin. İradem zayıf diyor. Tabii şimdi lokantada da olunca sıralı yemek yapıyor tabii. Yok arada atıyor herhalde bir iki. Ondan sonra ne diyeyim şimdi ben de kendimi herkesten aşağı görmem lazım ben. Ne diyeyim adama? Allah dedim inşallah nasip eder. Bu çok, çok mühim mesele bu Ramazan orucu. Yani sen aman dikkat et iftara kadar saçıda budur. Benim yanımda bir hacı amca vardı. O da dedi ki hocam dedi biraz kibar adamdır. Bir şey diyemez sana dedi. Ben diyeyim mi sana dedi. Senin iraden zayıf değil dedi. İmanın zayıf dedi. Dedim mübarek doğru söyledin dedi. Doğru söyledin dedim yani. La Ramazan orucu bu de iradem zayıf olur mu ya? Böyle şey. Ha şimdi hiç başlamazan anlayacağım yani. Bir de öğlene kadar dayanamıyorum diyor. Bir de niyet ediyor. Efendim. Şimdi Allah-u Teala mucizeler verdim buyuruyor. Efendim. İsa aleyhisselam'a ölüleri dirilttiriyordum buyuruyor. E İsa aleyhisselam ölüleri diriltecek. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diriltemeyecek. Yani ona verilen mucize ona verilmeyecek. Nasıl verilmeyecek? Zaten bütün peygamberlere verilen mucizeler kimden alındı da verildi? Muhammed Mustafa'dan sallallahu teala aleyhi ve sellem. Ve kullu ayineten rusulül kiramu biha fe inneme tasalet min nurihi bihim. Kaside-i Bürde'de hangi peygamber hangi mucize gösterdiyse Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem nurundan onlara ulaşandır. Bu kadar. Şimdi bugünkü dersimizdeki sırada gelen mucize. Allah Allah. Kim yazdı bunu? Mübarek isimsiz yazmayın böyle. Ondan sonra hoca uydurdu derler. Buraya bir kağıt geldi. Derim size onu neyse. وَسَأَلْتَ رَبَّكَ فِي بْنِ جَابِرٍ بَعْدَمَا اَمَّاتَ اَحْيَاهُ وَقَدَرْضَاكَ. Bu İmam-ı Azam ne acısı bir şeyler söylemiş ya. Rabbinden istedin vakta ki Cabir'in oğlu vefat etti. Ölümünden sonra dirilterek Rabbin seni razı etti. Şimdi bu mesele
Ben bunu burada gördüm. Yani metinde var. Fakat şerhinde bu Cabir'in oğlunun diriltilme meselesinde hiçbir kitapta yok. Şimdi ben bunu şerh ederken kafadan atamam. Kıssayı anlatabilmem lazım. Bu kitap, Dürr-ü Meknun şerhi. Bu ne kadar uğraştırdı beni, size kolay geliyor. Şimdi neden? İmam-ı Azam Efendimiz beytinde diyor ki, Cabir'in oğlunu diyor, dua ettin diyor, ölüyken dirittin Allah diyor, seni razı etti diyor. Tamam da bu hadise nasıl oldu? Ne zaman oldu? Bu kıssası nedir? Ben bunu bir kitapta bulamadım. Seyyid Muhammed Alevi Maliki Hazretleri, Allah rahmet eylesin. Mekke'den o gelmişti. Burada misafir işte son vefatından evvel. 5 sene falan oldu. Tam da ben de bunu hazırlıyordum. O da çok hadis alimidir. Dedim bu hususta, dedi ben de biliyorum öyle bir şey var ama sana bunun kaynağını göndereceğim. Dedim bir araştırma lazım, kaynağını bulalım. O da mübarek ya bulamadı ya o arada işte vefat etti. Sonra iş yine bize düştü. Bekle bekle orayı ara, buraya hiçbir kitapta çıkmıyor. Nasıl oldu bilmiyorum, sonra Allah'ın hikmeti. Osmanlıca Seyyid İbrahim Hazretleri'nin Sürurul Kulüp diye bir Osmanlıca, bizim Farsçacı Murat Hoca'da bir kitap. Dedi ki bende bunun şerhi var. Allah Allah. Getir bakalım. Şimdi orada da şerhte de bunu yazmıyor. Yazıyor ama onu kaynak versek kaynak şey seviyede kalır, aşağı seviyede kalır. Üst kaynaklara çıkmamız lazım. Çünkü önemli bir mesele. Baktım ki orada diyor ki Molla Cami Hazretleri bunu Şevahidün Nübüvve isimli eserinde ve yazdı diyor. Bu sefer ne yaptık? Molla Cami Hazretleri'nin, Molla Cami çok büyük allame, Efendi Hazretlerimiz derdi, buyururdu ki Molla Cami hurafe yazmaz. Bu Efendi Hazretlerinin sözüdür. Nefahatülüs kitabı içinde söylerdi ama Molla Cami yazdı bunu, hurafe yazmaz buyurduğu sabittir. Molla Cami Hazretleri'nin Şevahidün Nübüvve'de bu çıktı. Sonra tabii ben yine oradan oraya başka kaynaklar da buna buldum. Size ne kadar kolay geliyor ya. Molla Cami'nin Şevahidün Nübüvvesi de Farsça. Onun da Lami'i Efendi, Osmanlı'da Lami'i Efendi diye meşhur bir zat var. Zannediyorum Nefahat'ı da o tercüme etti Farsçadan. O da Şevahidün Nübüvve isimli eserini tercüme etmiş. Ondan sonra İmam Hüseyin Diyarbekri, çok büyük bir alimdir bu, Diyarbakırlı. Çok sene evvel, 700-800 senelik bir alimdir. Bu zatın Tarihul Hamis diye bir tarih kitabı var. Fisi, Sirati, Enfesi, Nefis, öyle bir şey. Muhteşem bir eser. Evet, Fi Ahvali Enfesi, Nefis. Pek misli yazılmamış bir kitaptır o. Kalın bir şey böyle. Eski Arapçadır. Onun tercümesi Türkçe'de görmedim. Yok. Onda da buldum. Elhamdülillah. Bu iki kitap bana kaynak olarak zaten yetti. Artık onlar eski kaynaklar çok. Eski kaynaklar. İnşallah siz de okur istifade edersiniz. Kaynaksız laf konuşulmaz. Ama adam tabii diyor ki o Molla Cami zayıf. Şu zayıf, bu zayıf, o ondan baş edemeyiz. O inkarın sonu yok. Sen Molla Cami Hazretleri'nin yazdığı şeye inanmadıktan sonra ben seninle ne konuşayım? Sen ne konuşayım? Alim dinlemiyorsun ki. Şimdi Cabir İbni Abdillah radıyallahu hazretleri Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i ziyafete davet etti. Davetin kabulü üzerine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu, gelirim. O da çok sevindi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu hanesine teşrif etti. Tam oturdu. Hazreti Cabir de dedi ki önceden kesmemiş kuzuyu taze taze bekletmiş. Hemen çıktı dışarı. Kuzuyu kesti. Hemen pişirmek üzere Resulullah'a getirecek. Sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem et çok az bulurdu yani. Onun için ara sıra böyle et olurdu. Hemen yerdi. Kolları, butları daha çok tercih ederdi. Pislikten uzak kısımları. Şimdi Hazreti Cabir kuzuyu kesti, pişirmeye durdu. 2 tane oğlu var. Bu oğlunun birisi
şeyi gördü. Kuzuyu kestiğini gördü. Ondan sonra gitti diğer kardeşine dedi ki bıçağı da bırakmış oraya. O gitti pişirme işine. Resulullah Efendimiz de içeride oturuyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi bıçağı aldı gitti küçük kardeşine dedi ki gel dedi sana babam kuzuyu nasıl kesti göstereyim dedi. Yatırdı onu. Kesti. Sonra da çocuk aldı kafasında getirdi annesine. Dedi ki bak dedi babam da kuzuyu kesmiş ben de kardeşimi kestim dedi bak bu. Ya kadının içeride misafiri kim? Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Kadın bağırdı, ağladı, mağladı ama içeriden kimse duymasın diye sesini de kısıyor falan. Yahu sen nasıl böyle yaparsın falan çocuğa. Tabii sinirlendi çok çocuğun üzerine biraz yüklenirken hamle yapayım derken zaten şey evler öyle 2-3 kat evler yok o zaman biliyorsunuz. Kerpiçten falan. Fakat o da tavana kaçtı. Dama çıktı falan. Annesi peşinden böyle giderken o da onu beni yakalayacak da işte dövecek mövecek korkusuyla atladı oradan o da öldü. Bir de baktı iki tane çocuk cenaze. Ne olacak? Resulullah yemek bekliyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. Dedi hemen dur şimdi karıştırmayalım. Babasına da bir şey demedi Cabir Hazretleri. Kocasına babalarına demeden üzerlerine bir örtüyü çekti. Bu hesabı sonra görürüz. Ya ilginç bir mesele. Hakikaten bir kitaplarda az nadirattan bir kıssa bunlar yani. Şimdi kadıncağız iki çocuğunu birden kaybetti ya. Üzüntüsünü içine gömdü. Yine sevinç gösteriyor yani tabii böyle dışına bakarsan kocası falan hanımım çok memnun işte. E tabii memnun. Kutlu misafiri ağırlıyor sallallahu aleyhi ve sellem. Hazreti Cabir'in olup bitenden haberi yok. Babanın haberi yok. Yemek hazırlandı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e sallallahu aleyhi ve sellem takdim edildi. Cebrail aleyhisselam sofraya daha yemek başlamadan geldi. Ne dedi? Ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. İnne Allah'a emruke en tekule ma evladi Cabir. Allah sana emrediyor. Cabir'in çocuklarıyla birlikte yemek yiyeceksin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem görmedi çocukları geldiğinde. Dedi ki Cibril geldi şimdi emrediyor çocuklarla yemek yememiz lazım. Çocukları çağır. Gitti hanımına dedi çocuklar nerede? Kadın ne yapsın dedi şu anda evde değiller dedi. Şimdi onları bekleyemeyiz yemek soğur Resulullah yesin falan. Hazreti Cabir dedi ya Resulallah onlar yok şimdi onları beklersek neredeler bulmamız falan. Cebrail aleyhisselam geldi. İnne Allah emruke bi ihtarihima. Yoksalar da bekleyeceksin. Allah emrediyor çocuklar getirilecek. Cabir radıyallahu anh döndü hanıma dedi ki hanım Resulullah yemiyor. Sallallahu aleyhi ve sellem bu böyle olur mu? Neredeyse bulacağız. Kadın ne yaptı? Başladı ağlama. Örtüyü kaldırdı kocasına dedi buradalar ben ne yapacağım dedi. Birin kafasını kes, biri öyle düştü öldü. Ben ne yapacağım? Hazreti Cabir dehşete kapıldı. O da ağlamaya başladı. Hemen geldi. Dedi ya Resulallah durum böyle böyle. İkisi de ölmüştü. Nerede göster bana? Kalktı gitti başlarına. Cebrail aleyhisselam geldi. Çok gelirdi giderdi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme geldi binlerce kere. 3000'den fazla. Geldiği var hemen gider. Efendim şimdi ışık hızını bulmuşlar. En hızlı giden ışık hızıymış da. Tabii işte cühela bu cahiller. Meleklerin inişi ışık hızına hiç kıyas edilir mi ya? Arştan buraya göz açıp kapamadan iniyor. Arş nere? Dedi ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. İnne Allah'a emruke en ted'u levuma. Allah sana şimdi emrediyor onların dirilmesi için dua edeceksin. E Allah emrettikten sonra olur mu bu iş? İsa aleyhisselam ölüleri diriltiyordu ama biiznillah. Yani Allah'ın izniyle. İmam-ı Rabbani mektubatta ne diyor? لَوْ جَاءَ مِنْ فَيْضِ الرُّوحِ الْكُدْسِ مِنْ مَدَدٍ لِغَيْرِ عِيْسَى لَيَصْنَعُ مِثْلَ مَا صَنَعَ. Eğer diyor İsa aleyhisselama gelen medet mucize Allah'ın yardımı başkasına gelse o da onun yaptığını yapar diyor. E yapar.
Ama Allah peygamberine veriyor mucizeyi, başka mesele. Ve yekul, Allah-u Teala buyuruyor ki minket dua ve minnel icabetü vel ihya. Dua senden, kabul edip can vermek, hayata döndürmek bizden. Böyle. Onun için meseleyi iyi anlamak lazımdır. Şimdi menakıpta zikrediliyor ya, kadını birinin çocuğu kör, getirdi evliya Allah'tan birine, dedi efendi hazretleri ne olur şunun gözünü açsan falan işte. Yani dua et demek istiyor kadın. Canım gözünü açsan ne yapacak yani, yaratamaz ki kimse. Ama bu bir örftür yani. Bu lafı Müslüman söylediği zaman dua et demektir yani. Yoksa yarat demek değildir. Ama yani bunun gözünü açsan sen evliyasın, keramet sahibisin falan filan. O mübarek zat da işte dedi ki ya be kadın ben İsa Aleyhisselam mıyım dedi ya. Nereden dedi bunu yapacağım dedi falan. Kadın da biraz ümidi kesildi, çekti biraz böyle giderken hemen o zata nida geldi. Tabi Cebrail Aleyhisselam gelmez ama hatiften nida gelir. İlham gelir yani. Hemen Mevla ona buyurdu ki o veliye sen ne dedin ya? Niye? E ben İsa Aleyhisselam mıyım ki gözünü açayım? Ölülerin, körlerin gözünü açan İsa mıydı biz miydik? Aman ya Rabbi estağfurullah ben anlamadım. Sensin ya Rabbi. E bensem yine ben duruyorum. Aynı kuvvetin sahibiyim. Hadi dua et bakalım. Deyince efendim o zat çok özür diledi, çağırdı, dua etti. Kendinden bilmek yok. Hemen o gözleri açıldı. İşte bu bunun gibi. Rabbim buyuruyor ki dua senden, kabul edip diriltmek benden. Hemen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dua eder etmez. Allah'ın izniyle iki çocuk hemen hayata koştu. Kalktılar oturdular ya. Efendim kafası kesilmişti de nasıl takıldı? Aa, sen de nereye takıldın ya? Sen de nereye? Mübarek. Kaç defa dünden geçen sohbet, kaç haftadır anlatıyoruz. Kol koptu, şu oldu, göz aktı. Yerine taktı. Bismillah. Bunda eser kalır mı? Biz burada Allah'tan bahsediyoruz ya. Celle Şanuhu, Celle Celal. Sen bu doktorlar bir ameliyat bir şeyler yapıyorlar. Ne başarı bilmem ne falan. Şöyle taktılar, böyle eklediler falan. Şaşırıp kalıyorsun da. E Allah yaptı deyince de nasıl oldu diyorsun ya. Doktora inanıyorsun, Allah'a mı inanmıyorsun sen? Haşa ve kelle. Sizle öyle takılıyorum size ya. Yoksa siz öyle değilsiniz. O kafada olan kafir olur. Allah muhafaza. Şimdi tekrar bir mesele var. Ölüleri diriltmek deyince bu. İnsandan olur, hayvandan olur değil mi? Ha, insanı zorda, hayvanı kolaysa sen dirit. Bir hayvanı sen dirit. Öyle ya, belki kolayına geldi he. Cabir radıyallahu anh'ın rivayeti var, bu çok meşhur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 2-3 kişilik yemeğe ne yaptı meşhur Hendek meselesinde? Orduyu davet etti. Efendi Hazreti çok anlatır. Hanımı dedi ki tuaymun li, azıcık diye bir yemek var, bir oğlaktan bir et, biraz da ekmek falan. Dedi ki 25 gündür Hendek kazıyorlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem orada karnına taş bağlamış. Açlıktan taş bağlamış. Artık Allahümme la aşe illa aşe la ahire ferhamil ansara vel muhacir. Allah'ım hayat ancak ahirette var. Yaşamak, zevk ahirete kalmış. Bu dünyada zahmetten başka bir şey yok. Sen ensara muhacire acı ya Rabbi dedi, dua etti orada. Şimdi hanımı da bu durumu görünce Hazreti Cabir'e dedi ki git de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i davet et ama bu yemek bir iki kişiye yeter. İşte o da Ebu Bekir Ömer'i mi alır? Kaç kişiye alırsa radıyallahu anhüme az. Hazreti Cabir de geldi dedi ya Resulullah tuaymun li, azıcık bir yemek var. Fekumente ve racülün ev racüle. Sen buyur kalk gel dedi. Bir kişi veya iki kişi yok dedi. Yemek az. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Tamam. Hanımına sen git önceden söyle ki kazanda pişirdiğin kazanın ağzını açmasın. Ekmeği de kırmasın, dokunmasın. Gitti. Orduya dedi ki Cabir'in ziyafeti var. Hadi gidiyoruz. Radıyallahu anh. Sallallahu aleyhi ve sellem 1500 kişi. 1500 kişi. Kadın bir baktı. O da kocasına kızıyor. Sen ne dedin ki? Kocası dedi ben ne diyeyim? Aynı şeyi söyledim dedi. Kocası dedi. Kocası da bu sefer şey yaptı dedi. Hanım dedi nasıl yetiştireceğiz? Nasıl yetireceğiz falan. Bu sefer kadın dedi ki kim var önlerinde dedi. Resulullah var. Ne yapalım dedi Resulullah olduktan sonra.
sallallahu aleyhi ve sellem. Biz mi düşüneceğiz? Biz mi düşüneceğiz? Getiren elbet düşünüyor. Geçti şey etin başına, ekmeğin başına, onları hiç şey yapmadı. Başkasına bırakmadı o işi. Kendi mübarek eliyle kotarıyor, veriyor. Bir kısım yolu ekmekten koparıyor, veriyor. Öyle, öyle, öyle parti parti. Oturan çıkan, oturan çıkan, yiyen, yiyen, yiyen. Hiç başında hep oturuyor. Hepsi yedi, doydu. Çıktı gittiler. Sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yedi falan. Ondan sonra Hazreti Cabir'e dedi ki, Medine'de kıtlık var dedi. Hep dağıtın her yere daha kalanı. Çünkü ithalat falan kesilmiş. Hendek'te muhasara var. Dedi Medine'ye hep dağıtın dedi. Ondan sonra bir de mesele ne? Sırayla sofraya oturttu. Şimdi koyunun neyse oğlan kemikleri var. Yiyorlar, kemik kalıyor. Bunu külü ve la teksiru azmen. Bak dedi yiyin ama kemiği kırmayın. Hiçbir kemiği kırmayın dedi. Halbuki o kemiği diriltecek Allah kırık kemiği de birbirine efendim yapıştırır ama yine de efendim sebepler alemindeyiz. Bu mucize işi başka bir şey değil. Mesela mübarek parmağından su çıkma meselesinde nasıl yaptı mesela? Hani yoktan yaratmak Allah'a mahsus meselesinden zaten Efendimiz yaratmakla alakası yok haşa sallallahu aleyhi ve sellem ama yine de bir ibrikte azıcık su kalmış. 1500 kişilik ordu abdestsiz kalmış. Su yok, bir şey yok. Az bir ibrik var dedi ki o ibriği getirindir. Halbuki direkt Bismillah dese başlayacak. Ama yine teberrüken ne yaptı? O ibriğin içine, suyun içine bir elini soktu. Yani bir başlangıç. Suyun içinden çıkarttı. Başladı parmakların arasından 1500 kişi abdestler alıp gusüller edecek kadar çanakları doldurdular. Ya, bu çok büyük bir mucizedir ve Buhari'lerde bütün sünende geçer. Yiyin ama kemiği kırmayın dedi. Sonunda o bütün kemikleri sofranın ortasına topladı. Cabir radıyallahu anh diyor ki bir şey söyledi ama ne okuduğunu duyamadım diyor. Yine Allah'ın isimlerinden bazı isimler devreye giriyor. Allah'ımızın Muhyi ismi var. Muhyi hayat veren. Hay kendisi diri. Muhyi diriltendir. Şimdi Arifan dergisi çıktı yeni sayı. Bundaki isim mesela Ya hayyu hine la hayye fi deymumiyeti mülki ve bekay. Bu sayıda o isim var ki aman ya Rab. O hayat sahibi ki hiçbir diri yokken diri olan tek Allah var. Mülkünün devamı ve bekası içerisinde hayatının nihati yok. Başlangıcı bidati de yok, nihati de yok o hayat sahibileri. Bir de muhyidir, ayrıyetten hayat verir. O isim de şimdi hangi isimde? İdris Aleyhisselam'a öğretilen kaçıncı sırada şimdi bu ay kaç çıktı? Beşinci bu. Aman onları takip edin. Vallahi hazinedir, billahi hazinedir. Ne emek ediyorum ki onları yazıyorum. Şimdi burada o kadar hastalığım, sıkıntım içinde Bu ayki dergide şimdi bir geçen ay oldu şimdi o. Onu yazmış biliyor musun? Bari ismini yaz da sonra hoca uydurdu demesinler. Kim yazdı buraya? Dergide yazdığınız diyor hastaya şifa namazını kanser teşhisi konmuş. Tanıdığı ziyaret ettim. Onlara dedim bu şifa namazını öğrettim diyor. Verdim dergiyi diyor. Onlar tatbik ettiler. Kontrole gittiler. Eser kalmamış dediler diyor. Çok dua ettiler. Allah razı olsun diyor. Buraya yazmış biri. Yani kim ise ben beyin ameliyatı olan açık beyin ameliyatı çok rahat bir şekilde tehlike hiç olmadan iyileştiğine o namaz ile. E şimdi o bu dergide yok. O geçen sayıda mesela bunlar her dakika aynı şey yazılmaz. Değil mi? Bu sayıda biraz evde kalan kızların kısmeti için yazdım bir şeyler. Niye gülüyorsunuz? Ne? Derdiniz yok herhalde. Derdi olan adam mı? Adam diyor bu kızlar gitsin de kurtulayım adam da ölecek daha. Yok adam ölecek, göz arkada kalacak. Evlendirmek lazım değil mi kardeşim? Sağken hayattayken şu kızları evlendirmemiz lazım değil mi? Ben de kız babasıyım, kaç tane kızım var? 4 tane kızım var en azından. La tekrahul benat ve inniyebul benat. Kızlara karşı isteksiz olmayın. Ben kızların babasıyım buyurdu Muhammed Mustafa. Sallallahu aleyhi ve sellem. Kızda bereket çok. E şimdi bundan dolayıdır ki Allah hayırlı kısmetler versin falan. E şimdi kimisinin büyüsü bozulsun diye, kimisinin kısmeti açılsın, kimisi hayırlı eş bulsun falan.
bir şeyler yazmak lazım. Milletin derdine derman olmak için ona git, buna git, bana gel. Sana nuska yazacağım. Şu kadar para. Bizde böyle ayarsızlıklar yok. Onun için adama diyoruz ki kardeşim reçete burada. Sen bunu tatbik et. Allah'a yalvar. Giş yalvar. Allah Rabbine yalvar demiş yani. Mübarek adam. Allah'a yalvar. İsim burada. Sıfat burada. Ayet burada. Hadis burada. Allah'ın yapamayacağı bir şey yok. Biz size devamlı balık vermiyoruz. Balık tutmayı öğretiyoruz. Niçin? İkide bir benim kapıma gelme. Ben seni Allah'ın kapısına bıraktım. Oradan ayrılma. O isimlerle amel et. Allah devamlı kapısı açık. Benim kapı kapalı arkadaş. Ben vaazı yaparım, çıkar giderim. Boğazlarım iltihap olmuş. Her yerim hasta. Kimseyle uğraşamam. Yok şimdi ben nasıl baş edeyim ki? Öyle mi değil mi şimdi? Ama sana diyorum ki bak Rabbinin kapısı açık. Bizim kapılar kapandı mı Mevla'nın kapısı teheccüde açılır. Ne istiyorsan Allah verecek. Yeter ki itikatlı olacaksın. Allah'ın yapamayacağı bir şey yok. Ama Celle Şanı, ecel geldi, ileri geri yapma, adam ölecek, o başka bir şey. Ama yaşıyorsa sıhhat bulacak. Eceli gelmedi. Bu dergi bu sayıda da çok ilimler var. Evet. Şimdi nereden geldik? Diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir şeyler okudu ama ben duymadım. İşte burada ne var? Tabii ki Allah'ın isimleriyle ona münacat vardır. Çünkü Allah Teala ne emrediyor? وَلِلَّهِ الْاَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَدْعُوهُ بِهَا En güzel isimler Allah'a aittir. Allah'a yalvarırken o isimlerle dua edin. Şimdi bu sayıda Arifan dergide hangi isim çıktı? El-Kuddüs. Kuddüs var mıydı? Kuddüs sırada Kuddüs ismi şerifi geldi. Efendim, El-Melik'i yazdık. Efendim, ne yaptınız? Paraları buldunuz mu Melik isminden? Yazdık oraya zengin olman formülü. Bir şey yok. Allah sen. Şurada altın var deseler, sabaha kadar uyumaz kazarsınız. Bir kere ya Melik'i diye zikretmezsiniz ya. Çekin inşallah. Zengin olunca bana da payımı ayırırsınız. El-Melik ismi bitti. Şimdi geldi El-Kuddüs. O isimleri siz kenara koymayın. O kitap gibi saklayın onları. Kuddüs ismi şerifi şimdi geldi. Allah'ın isimleriyle bana isimlerimle dua edin. Mevla buyuruyor. Peki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ahlakı neydi? Hulugul Kur'an, ahlakı Kur'an. Ayşe anamıza dediler, ne yapardı, ne ederdi? Ne dua ederdi, ne zikrederdi? Siz Kur'an okumadınız mı dedi. Kur'an'a bakın. Kur'an'da diyor ki bana isimlerimle dua edin. Bunu en başta kim tatbik eder? Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Çünkü emirin ilk memuru muhatabı odur. İlk amel eden de odur. İsimler, Allah'ın isimleri. Aman onlar size hazine. Parayla bulacağınız bir şey değil. Ne yaptı? Kemikleri topladı diyor. Bir şeyler söyledi. Ben onları duymadım. Pişmiş, yenmiş koyun. Oğlak. Yenmiş. Ne kalmış? Sade kemik kalmış. Diyor efendim. Dirildi diyor. Kulaklarını havaya dikti diyor. Hazreti Cabir'in eşi yani bunu görünce tabii imanları bunların çok kuvvetli oluyor. Efendi Hazretlerimiz öyle der. Sahabenin imanı niye üstündür? Çünkü vahyin nüzulüne şahit oldular. Cebrail Aleyhisselam'ı gördüler. Mucizeleri gördüler. O bakımdan da imanlarının bizden farkı da vardır. Yine bir mesele var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem birisini İslam'a davet etti. Müslüman olması için teklif etti. Adam da ulan herhalde niyeti de vardı da hazır Müslüman olacağız bir de iş gördürelim dedi biliyor musun? Böyle uyanıklar var. Bazı da inatçılar var. O olsa da görse de yine inanmaz onlar. Ebu Cehil meşrep onları bırak. Adam dedi ki benim dedi ölmüş bir kızım var dedi. Sen dedi peygamberim diyorsun dedi. Bunu dirilt dedi. Böyle sipariş üzerine olmaz bu işler ama bu adamın kızının da dirileceği varmış. Efendim adamın da inanacağı varmış. Neyse bunlar kader. Yoksa önüne gelen böyle yaparsan şöyle yaparsan Efendimiz ister herkese bir mucize göstersem de inansa ister ama tabi Allah Teala da ve ma kâne li rasûlin en ye'tiye bi ayetin illâ bi iznillah. Benim iznim olmadan hiçbir peygamber hiçbir mucize gösteremez diyor Allah. Mevla'yı unutmayalım. Asla devreden çıkartmayalım.
Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, kızın nerede? Mezarda. Mezarı nerede? Götürdü onu kabrinin başına. Adı ne? Felanca. Ya fulane işte. Ey falan. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hitap buyurdu. Hemen dirildi oturdu. Lebbeyk ve şehadeyk. Buyur emrine amade emri. Allah Allah. Ya Resulallah. Deyince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem etuhibbine en terci'i. İster misin dünyaya dönesin? Hadi kalk. Yaşa. Kız dedi la vallahi ya Resulallah. Ya Resulallah vallahi istemem dedi. Niye? Yeri güzel demek. İnni vecettullaha hayran li min ebevey ve vecettul ahirete hayran li min eddünya. Ben Allah'ı, Allah'ın lütfunu, keremini, Allah'ımın iyiliklerini anamdan babamdan daha iyi gördüm. Hayırlı gördüm. Ahireti de bana dünyadan daha hayırlı gördü, buldum dedi. Ne geleceğim dedi ya. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem adama efendim, o gördü. Adam dedi, ben de dirilttik. Fakat o gelmek, yaşamak istemiyor. Dirildi, konuştu. Bu nerede yazıyor? İmam Beyhaki Delailun Nübüvvede. Delailun Nübüvve, peygamberliğin delilleri. 7-8 cilt kitap. İmam Beyhaki büyük muhaddis. Hem siz de herhalde Beyhaki'yi duydunuz. Değil mi? Biraz da Beyhaki'yi duyun mübarek. Ebu Nuaym duyun. Yusuf Nebani Hazretleri zaten o son devir adamıdır. O da Hüccetullah Alel Alemin kitabı var. Alemlere karşı Allah'ın en büyük delili hücceti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. O kitapta Fi Mu'cizat Seyyidil Murselin, gönderilenlerin efendisinin mucizeleri hakkında yazılmıştır. Bu kadar bir kitap. O kitapta da bu rivayeti almıştır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendi annesini babasını da kendisine iman etmeleri için diriltmiştir, değil mi? He? He, peygamberin annesi babası cehennemdedir derler. Haşa ve kella. Haşa ve kella. He, bir hadiste öyle buyurmuş falan. O amcasını kastetti. Babam dediğinden maksadı nedir? Araplar amcaya baba derler. O amcasını kastetti. Yoksa kendi babası zaten Efendimizin peygamber olduğunu gördü mü? Görmedi. Annesi gördü mü? Görmedi. Ama annesi onu doğururken nurları gördü mü? O hadisler sahih değil mi? Annem diyor bütün Şam'ın köşkleri gösterildi anneme. Annesi bu kadar alametleri, melekleri gördü doğururken ya. Annesi herkesten evvel iman etmiş. Fakat nübüvvetten sonra da İbn-i Nasruddin Dimeşki Hazretleri'nin bir beyitleri var. Meşhur bütün kitaplarda geçer. Tabii biz bunu kabul ediyoruz. Kabul etmeyenler Resulullah'a eziyet ederler sallallahu aleyhi ve sellem. Ebu Bekir İbn Arabi Hazretleri Maliki müçtehitlerindendir. Meşhur Muhiddin Arabi değil. Ebu Bekir İbn Arabi. O efendim Fas'ta yatıyor kabri. Büyük müçtehit. Ahkamül Kur'an 4 ciltlik Kur'an'dan çıkan hükümler kitabı var. Dönemi de çok eski yani. Hemen hemen 1000 senelik insandır o. Ona sordular. Bir adam diyor ki Resulullah'ın anne babası da cehennemdedir. Bunun durumu nedir? Buyurdu ki melondur. Bunu diyen lanetlenmiş dedi. Nereden çıkarttın dediler? Dedi innellezine yudunallahu ve rasulehu la'anehumullahu fiddunya vel ahir. Allah'a peygambere eziyet edenlere Allah dünyada da ahirette de lanet etti. Bu ayete göre dedi peygamber sallallahu aleyhi ve sellem anası babası için cehennemlik diyenden üzülür, eziyet çeker dedi. Peygambere eziyet eden de melondur dedi. Doğru bir delil getirdi. Hal böyle olunca Haballahu nebiyye mezide fazlin ala fazlin. Allah peygamberine çok lütfetti diyor. İkram üzerine ikram etti diyor. Onun için ve kâne bihi rahîma. Allah peygamberini zaten çok esirgeyen, çok acıyandır. Fe ahya ummehu ve keza abahu li imanin bi fazlen latifa. Allah annesinde babasında onu diritti. Kabirde oturdular. Ona iman ettiler. Ondan sonra tekrar yattılar. Bu neden oldu biliyor musun? Şimdi fetret devrinde ölenlere peygamberlik dönemine rastlamadan ölenlere ne yok?
Ve ma kunna muazibin hatta neb'ase rasule. Biz peygamber göndermedikçe azap edici değiliz. Tamam, azap yok ama cennete girmesi için de ne lazım? İman lazım. İmam Rabbani'nin beyanı üzere. Öbür türlü ne olur? Toprak meselesi var. Allah peygamberinin sallallahu aleyhi ve sellem anne babasını da cennete göndermek için ne yaptı? Diritti ve ona iman ettiler. Öylece yeniden yattılar. Böylece Resulullah çok sevindi sallallahu aleyhi ve sellem. Biliyor muydunuz bunu? He? Kiminiz biliyordunuz? Çoğunuz bilmiyordunuz gibi geldi bana. Bu hususta hadisler vardır. Hadisler illa Buhari'de, Müslim'de yoktur ama فَسَلِّمْ فَالْقَد۪يمُ بِه۪ قَد۪يرٌ وَاِنْ كَانَ الْحَد۪يثُ بِه۪ ضَع۪يفًا. Hadisin kaynakları zayıf olarak geçse de sen bunu kabul et diyor. Kadim olan Allah her şeye kadirdir diyor. Çünkü neden? Kaynaklar bayağı var. Ama şimdi bunlar zaten ne zayıfı ne sahihi bunlar. Buhari'de olsa kabul etmiyorlar. Allah Allah. Biz ne güzel itikadımız var. Beyhakî'yi de kabul ediyoruz. Ebu Nuaym Hilletül Evliya kabul ediyor. Ruhul Beyan tefsirinde kabul ediyoruz. Mektubatı başımızın tacı kabul ediyoruz. Nerede ne hadis varsa kabul ediyoruz ya. Ne rahat ettik değil mi? Ya öbür türlü ne olacak? Efendim bu sağlam mı sakat mı? Sağlam mı sakat mı? Dedi mi demedi mi? Ondan sonra bütün itikat gitti. Ama biz burada ne diyoruz? Önüne gelen kitapta değil. Allah dostlarından ilmi sabit büyük ulemanın kitaplarında geçiyorsa bir daha ona kaynak arama lüzum. Koca Abdülkadir Geylani yazdıysa, koca İmam Gazali yazdıysa Hüccetül İslam yani o iş bitmiştir. Daha orada tartışmaya bir mahal, bir mecal yoktur. Allah bu itikadımızı bize bağışlasın. Amin. Muhafaza buyursun. Ayşe annemizden rivayet ediyor. Mesela Muhibbi Taberi El-Mevahib'de bu zikrediyor. Nebhani Hüccetullah Aleyhani'de zikrediyor. Diyarbekri Tarihul Hamis'te zikrediyor. Bu anne babasını diriltme meselesi. Onda bayağı kaynakları var. Daha da dünya kadar kaynak bulur. Hatta ben Allah bana ömür verirse bu sene Mevlid'de ne yetiştireceğim Allah'ım muhafaza buyursun. Benden yine çok uğraşıyorlar benim. Benimle ilgili çok şeyler, hazırlıkları var, planları var. Allah iptal eylesin. Amin. Ki ben şöyleyim, böyleyim, beni kötüleyip de bu hoca şöyle bozuk adam, böyle bozuk adam bir şeyler uydurup çıkaracaklar da sizin gözünüzden beni düşürecekler. Sanki sizin gözünüze girince cennete girdim sanki. Yani gözünüzden düşsem cehenneme mi giderim yani? Sizin gözünüzün de çok önemi yok yani. He? Gözüme girdin. İyi de cennete mi girdim yani şimdi? Onun için biz Allah için ilimleri paylaşıyoruz sizinle. Yoksa biz zaten ben evliyayım, herkes bana gelin falan. Böyle dedim mi öyle bir şey? Ben çok takva adamım böyle. Sabaha kadar uyumuyorum, akşama kadar yemiyorum. Nasıl geziyorum? Uyduruyor muyum ben böyle bir şeyler? Ama var böyle sarıklı cübbeli çok evliya geçinenler var. Onlardan uzağım ben. Benim öyle bir havalarım var mı? Hepinizden aşağıyım. Böylece inanıyorum. Çünkü siz benim bildiklerimi bilseydiniz benden bin kat yukarı giderdi. Ben çok biliyorum, bir şey de yaptığım da yok. Onun için bu ilim de bana bakalım sıkıntı mı getirir, o da belli değil. Ama en azından 3 yerden sorulacağıma 2'ye indirmek için size anlatıyorum. O da bir vazife. Bir vazife yapalım bari. Öbür amel meselesi Allah'la benim aramda canım. Ben de sana gidip de gel ben mürşidim, şeyhim, evliyayım, vekilim, halifeyim demedim ki. O zaman benim çok da bir muteber adam olmama bilmiyor musun? Söylediğim söz muteber. Ha, söylediğim bir söze bir yanlış Allah'ın izniyle arız olmaz. Hiçbir hata bulamazsınız. Allah'ın izniyle kitaplardan naklettiğim için kafadan atsam o yanlış olur. Böylece Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri inşallah bu sene yaşarsam Efendimizin Mevlid kıssasını yazıyorum. Yarıya bitirdim de o da bayağı uzun. Uzun bir kıssa yazılıyor. O Mevlid doğum, işte hamilelik müddeti, doğum gecesinde olanlar. Çok işler var. Efendimizin şeceresi falan. Şimdi onlar hazırlayacağım ama ondan sonraki seneyi Allah yaşatırsa anne babasının iman ettiklerine dair, cennette olduklarına dair, cehennemde olmadıklarına dair bütün delillerle bir risale hazırlayacağım. Çünkü Vehhabilere göre şu andaki Suudi Arabistan'daki yani imamlar Vehhabilere göre anne babası cehennemliktir. Onlar bunu hutbelerde bile cumada söylüyorlar. Evet.
Sizin bir şeyden haberiniz yok. Oturmuşsunuz öyle. Adam tabii Arapça yarım saat okuyor. Siz de kafayı eğiyorsunuz. O da oradan sallıyor. Desteksiz. Atıyor işte Kabe'nin imamı ne mübarek adam falan. Oradan diyor peygamberin babası cehennemlik diyor yani. Siz de ne yapasınız yani? Ben ne yapabiliyorum ki sanki? Ama ben de geliyorum en azından burada anlatıyorum işte. Bunlar ince işler. O Selefi Vehhabi geçirin. Sor peygamberin babası cehennemlik derler. Haşa ve kelle. Onun için biz inşallah ona da bir risale acil ölmeden bunları biraz hazırlayalım ki yarın biri de size bir şey dediği zaman İmam-ı Azam'a göre de öyle diyorlar şimdi. Ulan İmam-ı Azam'a göre de öyle diyorlar. O nereden çıktı biliyor musun? İmam-ı Azam'ın nesi var? Fıkh-ı Ekber diye itikat kitabı var. Adı Fıkh-ı Ekber'dir. Bu Fıkh-ı Ekber'de yazanlar ne yazmışlar biliyor musun? Ve sahih, doğru görüş, ennevma, anne babası ma te'alel küfri, küfür üzere öldüler diye yazıyor. Şimdi bu İmam-ı Azam'dan geliyor fakat nüshayı yazanlar, el yazma, o zaman matbuat yok. Bu el yazmayla ilk yazanlardan gelirken ma te'alel küfri, küfür üzere öldüler gibi anlaşılıyor. Ali'l-Kari de anlamadı bunu, gitti o İmam-ı Azam'ın görüşüdür zannet. Halbuki başka yazanlar, el yazmaları kontrol edilince dünyanın her tarafında el yazmalar nerede varsa kontrol ediliyor. Ne çıktı? Bir ma eksik yazılıyor. Ma'nın biri. Ma ta öldüler demek alel küfrü küfür üzere. Halbuki ne yazmış oraya İmam-ı Azam? Ma ma ta ölmediler alel küfrü küfür üzere demiş. O bir ma'nın olmamasından bu kargaşa çıktı. İmam-ı Azam'ın da görüşü budur diyorlar. Yalan konuşuyorlar. Bunu kim tespit etti? Ben değil. Bunu Muhammed Zahidül Kevseri Hazretleri son devrin meşihatta görevlilerinden efendim Ali Haydar Efendi babamızın arkadaşlarından Mısır'a gittiler. Mustafa Sabri Efendi, Şeyhülislam Mustafa Sabri Efendi ile Muhammed Zahidül Kevseri Hazretleri çok büyük çığır açtılar. Mısır'daki bu reformistlere cevaplar yazdılar orada. Osmanlı'nın son zamanında onlar Mısır'a gitmek zorunda kaldılar buralar karışınca. Orada Mısır'da vefat etti. Kabrinde ziyaret ettim. Allah kabrine nur eylesin. Amin. Zahidül Kevseri Düzcelidir. Babası da büyük evliya Allah'tan Gümüşhanevi silsilesinden geliyor. Düzce'de köyde babasının kabri büyük evliya. Kendisi de büyük evliya ve muhaddis ve allame. O zat bunu araştırdı, tespit etti. Kitapta da yazdı. Ben buldum diyor. Bir ma'yı eksik yazdılar şu baskılarda veya şu nüshalerde. Bu fitne buradan çıktı. Allah bizi doğrudan ayırmasın inşallah. Ya zaten akıl var, mantık var. Onu da bırak, ayet var, hadis var. Ayette diyor ki peygamber gelmeden azap edici değiliz. Şimdi Ebu Talip amcası peygamberi gördüğü halde inandım diyemedi. Şimdi o diyemedi. Niçin diyemedi? İnanıyordu, ediyordu ama kelime-i şehadeti getirmek nasip olmadı. Çünkü Efendimiz tam vefat ederken yanına gitti, bir de baktı Ebu Cehil dikilmiş yanında duruyor. Tam ölürken. Ebu Talip. Niye dikilmiş oraya? Aman son dakika ölmeden iman etti derlerse Mekke'de bir yayılır Ebu Talip de Müslüman öldü falan. Bunların davası bozulur diye. Çünkü Ebu Talip çok güçlü bir lider o zaman. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem amcası. Hazreti Ali'nin babası. Radıyallahu anh. Efendimiz'e gitti. Baktı Ebu Cehil duruyor. Birisi daha var. Abdullah ibn Ebi Ümeyye olacak. Müşriklerden. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ey amcam dedi. Bir kelime-i şehadet istiyorum. Bak son nefestesin dedi. Ben duyayım da dedi. Uhaccu biha leke indallah. Allah'ın huzurunda onu delil getireceğim. Amcam Müslüman öldü diye dedi. Seni kurtaracağım dedi. Ne olur duyacağım dedi. O zaman Ebu Cehil baktı ki iş sıkıntıya giriyor. Etergabu an milleti Abdülmuttalip dedi. Ey Ebu Talip dedi, sen Abdülmuttalip'in dinini bırakacak mısın yoksa falan? Amcası da baktı öyle. Son dakikada şu yanında yani bir gavurun olması, bir insan ölürken yanında bir gavurun, bir münafığın olması ne kadar sıkıntı bak görüyor musun? Yani Allah ölümüze dirimize böyle gavur münafık nasip etmesin yani. Amin. Ölümüze dirimize yanımızdan uzak olsunlar. Amin. Amin. Dedi ve lekad alimtü bienne dine Muhammedin min hayri ediyanil beriyeti dine. Yeğenim dedi. Ben biliyorum Muhammed'in dini, dünyada öyle din yok. En hayırlı dindir dedi. Ben bunu biliyorum dedi.
Ama işte levlel melametü ev hidâru mesebbetin levecetteni semhan bidâke mübînâ. Hem de şiir söyledi, çok şair idi. Dedi şimdi dedi diyecekler ki ölümden korktu, son nefeste din değiştirdi. Bana sövecekler arkamdan dedi. Kendime sövdürmekten sakınmasam dedi. Şimdi kelime-i şehadeti derdim dedi. İşte meselesi falan. Bazıları dedi diyorlar. Hatta yanda durandan bazısı dedi ki ya Resulallah dedi ağzı kıpırdayarak gitti dedi. Deyince Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki lem esma, ben işitmedim dedi. Yani işitseydim dedi Allah indinde delil getirecektim. Ben işitmedim dedi. Ama ağzı kıpırdayarak gitti. Orada da ihtilaf var. Koca büyük allame Şafiilerin Mekke'deki müslü Zeyni Dahlan, meşhur Ahmet Zeyni Dahlan Hazretleri, o da Ebu Talip de kurtuldu diye imanına dair deliller, o da bir kitap yazmış mübarek. O da niyetine göre kazanır. Amcasını kurtarmak istiyor ama şimdi bizim Ehl-i Sünnet'e göre, şu andaki cumhurun görüşüne göre onun hakkında bunu konuşamıyoruz. Amma ve lakin anne babasına gelince, annesi 7 yaşındayken vefat etti. Babası zaten annesinin karnındayken vefat etti. Bunlar peygamberliğe yetişmedi ki. E sen bu nasıl cehennem dedi. İmam-ı Azam bunu der mi ya? Küfür üzere ölmesi için peygamberi görüp de inkar etmesi lazım ya. Fetret devri. Anladınız mı? Yani işin mantığı zaten ayet-i kerimeye göre. Mantığı biz nereye uyduruyoruz? Ayete uyduruyoruz. Biz mantıkla bulmuyoruz bunu. Ayeti anlamaya çalışıyoruz yani. Ha? Bu ayete göre mantık ne diyor bu ayetin mantığı? Küfür üzere ölmeleri mümkün değil. Çünkü nübüvvete yetişmedi. Zaten nereden geliyor? İbrahim Aleyhisselam'ın dininden geliyor babaları, dedeleri. Evet. Böylece bunları da bitirmiş olduk. Efendim şimdi kısaca bir dua edelim. Bir iki de ilan edelim. Bu Taraf gazetesinin bize yaptığı iftiraları efendim Sami Özey abiyle Nuhal Bayrak gazeteci TGRT'den, onlar tam Ehl-i Sünnet kardeşlerimizdir. Onlar Lale Gül FM'de bir programda güzelce beyan etmişler. Bunu yayalım. İnternet sitesinde bu konuşma var. Bu medyanın güvenilir olmadığına dair. Bu konuşmayı herkese dinletelim inşallah. Yani çok büyük bir iftiraya uğradık. Efendim bu kardeşler de, Sami abi de yanımızdaydı. Yanımızda olduğu için o konuyu anlattı orada. Merak edenlere söyleyin, dinlesinler inşallah Rahman. Evet, şimdi zinaya yaklaşmayın. Bu efendim kitap size çok hizmet edecek. Çok insan haramdan, zinadan kurtulur inşallahurrahman. Efendim, bu kitabı da dağıtın, yayın, hayra niyet edin. Bunlarla hizmetler yürüyor, hayra niyet edin. Hem kitap sahibi olun, hem ilim sahibi olun, hem dağıtın, hem hayra niyet edin. Şimdi yeni dergi çıktı. Efendi Hazretlerimizin Antalya'da mübareğin efendim karşılayanları, onlar size arz edildi. Mehmet Talı Hoca'nın evine ziyarete gitti Efendi Hazretleri. O da mübarek en mutlu günüm diye bir yazı yazmış. Onu okuyun. Daha nice benim bir yazım var. Benim bu yazım bir cilt kitap kadardır. Yazının mahiyet nedir? İnsan ömrünün 5 merhalesinin ilki olan kalu bela devresi. Şimdi insanın ömrü kaç merhaledir? 5. Bu 5 merhalenin hepsini size yazacağım. Birinci devre kalübela. Bu kalübelayı merak ediyor musunuz? Nedir bu ya? Bir soruyorlar hiç. Kalübela günü, kalübela günü. Nedir kalübela günü? Burada ruhlar aleminde bizim Allah'a Rabbimiz sensin dediğimiz bu yazı çok sayfası uzun. O kadar ilim var ki bu yazıda, şaşırıp kalırsınız bu ilimlere. Bir yerde bulamayacağınız ilimler. Bizim ümmet hakkında Musa Aleyhisselam'ın levhalarında, Tevrat'ında, geçen kitaplarda neler yazılmış bizim ümmet hakkında? O kadar hadisler var, ayetler var bizim ümmet hakkında. Hadisler ayetleri anlatıyor. Geçmiş kitapların ayetlerini. Bizim ümmetin ne cevher olduğunu anlamak istiyorsanız bu yazımı mutlaka okuyun. Bir defa şerefinizi bilin. Şerefinizi muhafaza edin. Allah ne kadar üstün kıldı bu ümmeti. Peygamberler bu ümmetten olmak istedi. O ilimleri yani sayfalar dolusu yazdım. İnşallah hem o kalu bela devresi hem de o dönemde ruhlar aleminde bu ümmetin mevcudiyeti, geçmiş kitaplarda bu ümmetin hallerinin beyanı burada yazılmıştır. Dergi 6 lira oldu mu?
Niye demiyorsunuz? Unutturuyorsun mübarek. Kağıda %30 zam geldi. Şimdi tekrar %30 bekleniyor. Ondan sonra kağıt piyasada yok. Bundan dolayı zaten bu 6 idi. Ben biliyorsunuz yine bir senedir 5'e indirdim. Sizi kollayayım diye ama bu sefer basılamayacak hale geldi. Çok büyük zam geldi. Basılamayacak hale geldi. 1 lira için bu kadar ilim, ayet, hadis yani terk edilmez, reddedilmez. Nerelere neler verildiği bir zamandayız. Bu kadar ilimler, Allah'ın isimleri, efendim, dualar, zikirler, inşallah kuvvetli bir destek. Hem alın, hem dağıtın, hem ulaştırın. Bir an evvel inşallah borçlar da ödenip bir düze çıkalım inşallah. Şöyle daha kolay imkanlar sağlanır o zaman inşallah. Çünkü yeni yeni çok kitaplar da basılacak. Büyük bir sıkıntı vardır. Allah bu sıkıntıyı açmayı nasip eylesin fazl-ı keremiyle. Amin. Subhane rabbil aliyyil ala 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 alhamdülillahi rabbil alemin ve salatu selamu ala seyyidil mursalin Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Allahümme inna neselüke el cenneh. Ne'ûzü bike minen nâr. Allahümme inna neselüke ridâke vel cenneh. Ne'ûzü bike min sehatike vel nâr. Allahümme inna neselüke el cenneh. Mâ karrabe ileyhâ min kavli me'amel. Ne'ûzü bike minen nâr. Mâ karrabe ileyhâ min kavli me'amel. Allahümme inna neselüke min hayri mâ seleke min nebiyyike Muhammed. Sallallahu aleyhi ve sellem ve na'udu bike min şerri musta'adeke min nebiyyike Muhammed. Sallallahu teala aleyhi ve sellem ve entel musta'an ve aleykel belâgu la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Ya Erhamer Rahimin, Ya Erhamer Rahimin, Ya Erhamer Rahimin. Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Rabbi. Sen bu cemaatin bütün hayırlı muratlarına nail eyle. Umduklarımıza nail eyle, korktuklarımıza emin eyle. Şu mübarek cuma gecesi hürmetine Ya Rabbi, şu sohbet hürmetine, Resulü Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem hürmetine. Benim hakkımda kimler böyle fotomontajlar hazırlayıp da iftiralar atmak için hazırlanıyorlarsa bunların bütün ellerindekilerini iptal eyle. Kendilerinde kahreyle Ya Rabbi. Kahreyle Ya Rabbi. Yürüyecek halleri kalmasın Ya Rabbi. Sallallahu aleyhi ve sellem Muhammedin ve aleyhi ve sahibi sellem. Teslimen kethiren elhamdülillahi Rabbil alemin. Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ummi الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيد الأولين والآخرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين الحمد لك يا رب العالمين هنا evvelce gün iki şehit dün evvelce gün şehit Hakkari de şehit Şemdinli de şehit Bu terör durmuyor. Allah'ım bu eşkıyayı da kahreyle ya Rabbi. Amin. Kurut bunların ellerini ya Rabbi. Amin. Askere polise silah çekenlerin ellerini kurut ya Rabbi. Amin. Ya hayran nazın. Şehitlerimize rahmet eyle kabirlerini. Ruhları için şehadet buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah. Ve eşhedü enne Muhammed. Abdü ve Resulü. Hediyemizi ihsal eyle ya Rabbi. Ruhları için el Fatiha.